Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz Realme Buds Air Neo TWS yani kablosuz Bluetooth kulaklığı kutusundan çıkartıyoruz. Biliyorsunuz Realme ülkemize geçen yıl giriş yapan bir markaydı ve bu markanın daha önce Realme Buds Air isimli bir modeli vardı. Neo ise onun biraz daha uygun fiyatta ki normal sürüm de aslında uygun fiyattaydı ama Neo biraz daha uygun fiyatta bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Bir de aynı zamanda şunu da söyleyeyim, onu da ipuçlarını vereyim arkadaşlar. Realme'nin bir de akıllı saati de var. O da bize gelecek. Onun da kutu açılımını vesairesini yapacağız. Yani telefon, saat ve kulaklıkla beraber Realme'de bir ekosistemi tamamlıyor. Bunun da bilgisini ve müjdesini vermiş olalım. Şimdi gelin şöyle kameramanına rica ediyorum biraz yakına gelsin. Çeşitli bilgiler yazıyor burada. İşte Bluetooth teknolojisinden bahsediyor. Ne tarz bir drive olduğundan söylüyor. İşte çeşitli işte 17 saate kadar pil ömrü ki kutusu var. Görüyoruz bu şu anda ekranda. Kutusuyla beraber şarj oluyor. Aslında klasik bir TWS dediğimiz True Wireless Stereo bir kulaklığımız var. Birkaç farklı rengi var. Burada hem beyazı gösteriyor hem de yeşil gibi bir versiyonu gösteriyor anladığım kadarıyla. Bizde hangi rengi var bilmiyorum. Şimdi ben de sizlerle birlikte görmüş olacağım. Açalım şöyle. Klasik olarak her zaman yaptığımız gibi. Şuradan şöyle açalım. Şeffaf jelatinimizi açıyoruz. Şunu da bir şuradan şöyle bir açalım arkadaşlar. Oh. Şöyle kenara atalım. Kutumuzu açmaya çalışalım bakalım. Şöyle. Biraz da zor çıkıyor yalnız kutu. Birazcık böyle sıkı gibi yapılmış arkadaşlar. Şöyle. Açtı gördük. Çok şirin ve küçük bir kutu arkadaşlar. TWS dedik. Üzerinde Realme tarafından geliştirilen R1 çipi bulunuyor. Dual mikrofon var. 13 mm'lik bir sürücü bulunuyor kulaklığın içinde her bir kulaklıkta. Akıllı dokunmatik kontrol var. Yüzeylere dokununca bir işlemler yapıyor. Süper düşük gecikme modu var. Bu sayede özellikle oyun, film ve benzeri etkinliklerde ses gecikmesinin önüne geçilmiş oluyor. Dinamik bas kuvvetlendirme var. Bluetooth 5.0 var. 17 saate kadar pil ömrü var. Şu minik kutuyla beraber tabii ki bu süreye ulaşıyorsunuz. 3 saat müzik dinleme modu var. Bu üzerindeki pillerle yani kulaklıkların içindeki pillerle sağlanan bir durum. Ve her bir kulaklığın ağırlığı ise 4.1 gram olduğunu söyleyelim. Realme Link uygulamasıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Ve fiyatının da yaklaşık olarak 400 TL olduğunu söyleyeyim. Şimdi kutudan çıkartalım. Şöyle bir jelatinimiz daha var. Bunu da bir nasıl açacağız? Şöyle açmaya çalışalım. Şöyle kenarlarını birazcık uğraştırıyor bizi ama açacağız. Sıkıntı yok. Evet açtık. Oldukça da küçük yalnız bu arada. Şu muhtemelen Bluetooth için kullanılan bir düğme diye tahmin ediyorum. Bu basılıyor böyle de. Evet basılıyor. Şu anda görüyorsunuz. Tık 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 yapıyor. Açalım. Şöyle. Kulaklıkları da çıkartalım. İşte kulaklıklar bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kulaklıklarımız mevcut. Oldukça küçük bu arada. Birinde left yazıyor, diğerinde right. Yani sağ ve sol ayrı ayrı takılıyor. Bir silikon vesaire yok. Biliyorsunuz bazı modellerde böyle arkadaşlar. Yekpare bir gövde oluyor. Bazılarında silikon kulaklıklar oluyor, kulakçıklar oluyor. Onları değiştirebiliyorsunuz. Büyüklüğü, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Onu da söylemiş olalım. Bu arada kutu nasıl şarj oluyor? Hemen şuradan da göstereyim sizlere. Micro USB bağlantımız var. Muhtemelen kutuda bir kablo vardır diye tahmin ediyorum. Onu şimdi bakacağım sizlerle beraber. Bakalım kutuda bir kablomuz var mı? Burada ne var? Burada vır zıvır. Şöyle bir ipuçları, iki kağıdımız var. Burada ürünle hakkında bilgiler görebiliyorsunuz. Arkası boşmuş. Şurada bir şeyler var. Bakalım ne var? Aha işte söylediğim gibi. Micro USB kablosu. Kısa bir kablo ama iş görür. Onu söyleyelim. Belki merak edenler vardır. Realme Buds Air'dan ne farkı var? Realme Buds Air'da kulaklığı çıkarttığınız zaman müzik de duruyordu. Taktığınız zaman müzik çalışabiliyordu. Böyle bir özellik vardı. Bunda bulunmuyor arkadaşlar. Bir de Realme Buds Air'ın kutusunu kablosuz olarak da şarj edebiliyordunuz. Bunda öyle bir özellik bulunmuyor. O yüzden fiyatı Realme Buds Air'a göre biraz daha uygun arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani bazı özellikleri eksik. Ha, aman aman özellikler mi?
Eğer o özellikleri aramıyorsunuz, çok da aman aman özellikler değil, onu söylemiş olalım. Detaylı bir inceleme gelecek. İnceleme gelmeden önce şöyle bir kulağımı da takayım. Bazen bunları soruyorsunuz çünkü arkadaşlar, kulaktan düşüyor mu falan diye. Mesela takayım ben, ilk defa sizinle beraber taktım. Şöyle görünüyor. Bakın şöyle göstermiş olayım. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Tabii şu an kapalı olduğu için müzik falan da duymuyorum. Şöyle sallayayım kafamı arkadaşlar. Bakın sallıyorum ve düşmüyor. Görüyorsunuz şu anda. Evet, şu anda kulağımdan düşmediğini de siz de görmüş oldunuz. Bu arada kafam da acıdı yani, böyle çok hızlı sallamamak da lazımmış. Şu anda şöyle yapıyorum ve kulağımdan da düşmediğini söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte Realme Buds Air Neo kablosuz TWS kulaklığı kutusundan çıkarttık. Özelliklerine baktık. Kulağımızdan düşüyor mu düşmüyor mu anlamaya çalıştık sizlerle beraber. Detaylı bir inceleme gelecek ama o detaylı inceleme gelene kadar bu ürünle ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. İnceleme videosunda tüm o soruların yanıtlarını bulacaksınız. Bizi YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bunu özellikle her seferinde söylüyorum. Ve aynı zamanda bizleri istiyorsanız Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.